Evet sevgili gençler, işte geldik buradayız. Biz rasyonel sayılarda usta izliyoruz ve gerçekten de usta olacağız. Rasyonel sayılar yaparsınız, merak etmeyin. Şimdi nerede kaldık arkadaşlar? Bakın, ilk videomuzda tabii ki rasyonel sayıların birazcık daha böyle işlemsel kısımlarına girdik. Ve sınavda ne demiştim? Daha çok böyle problem formatında sorular geliyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Ve geldik bakın 11. sorumuz yine problem formatında güzel bir rasyonel sayılar sorusu. Meriç diyor doğum günü pastasını aşağıdaki gibi 5 eş dilim ayırmıştır. Yani 1, 2, 3, 4 ve burada 5. Bakın şunlar 5 eş dilim. Sonra her dilimi kendi içinde eşit dilimlere ayırarak Ayşe, Burç, Cem ve Derya adlı arkadaşlarını sırasıyla A, B, C ve D dilimlerini paylaştırmıştır. Şimdi burada şöyle oluyor. Ne diyor bize? A artı B bölü C artı D oranı diyor nedir diyor. Bakın. Şimdi arkadaşlar burada tabii ki önce pastayı 5 eş dilim ayırıyor ve sonra kendi içlerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bak buraya 2 bölge. 1, 2, 3 bölge. 1, 2, 3, 4 bölge. Burası ne? Tek bölge değil mi? Şimdi o zaman ben bunları kendi içlerinde bir hemen eşitleyeyim. Mesela bakın 6 dilim var, 2 dilim var, 3 dilim var. Bak 6 dilim. 6 diyorum. Tamam mı? Dilimi yazmaya gerek yok. 6. Burası 2. Bakın burası ne? 3. Burası ne? 4. Burası ne? 1 bütün. Doğru mu? Şimdi bunların hepsini bir eşitleyelim. Yani hepsini şöyle eşitleyebiliriz. 6, 2, 3, 4, 1 olduğunu düşünün. Bunlar mesela kaçta eşitlenir? Ebop Ekok'u gördük zaten. 6 ile 2 bakın. 6, 2, 3. Bunlar sanki 6'ya gidiyor. Ama burada 4 var. 4 işi bozuyor. Yani ben bunların hepsini 12'ye götürebilir miyim? Götürebilirim. Değil mi? Bakın 6, 2, 4, 3, 4, 1. Yani 12'ye götürüyorum o zaman. Diyorum ki bunun anlamı şu. Bir dilimin ağırlığı bak 12, 3, 4, 6, 2. Bu ne demek biliyor musunuz? Her birin ağırlığı 2, 2, 2, 2, 2, 2, 12 oldu. Bak burası ne oldu? 6, 6. Mesela 4, 4, 4. Değil mi? Burası ne? 3, 3, 3, 3. Burası ne? 12. Böyle yazabilirsiniz. A artı B bölü C artı D. Arkadaşlar A'mız 2. B'miz ne? 6. C'miz ne? 4. D'miz ne? 3. O zaman ne geldi? 8 bölü 7 oranı gelmiş oldu. Tamam. Olay bu şekilde. Bakın güzel bir soru. Zor değil. Problem formatında. Sadece ne yapacaksınız? Basit düşüneceksiniz. Geldik şimdi sıradaki soruya. Bakın burada da bize diyor ki yukarıdaki şekillerde verilen taralı bölgeler rasyonel şekilde ifade ediliyor. Buna benzer bir soru çözmüştüm. Bakın taralı bölgeleri rasyonel sayı şeklinde yazma. Buradaki olay ne? Ben sonuçta bakın bu bölgeyi burada dikdörtgen var. Sonuçta kağıdınızda da var. O föyde de zaten güzel bir şekilde çizilmiş. Buradaki dikdörtgeni ortadan ikiye ayırmışım. Burada ise bakın ne yapmışız? Arkadaşlar dört bölgeye ayırmışız. Buradaki ifade ne? Bakın burada iki bölgeyi taramışız. Burada ne? Üç bölge. Şimdi bunları rasyonel şekilde ifade edeceğiz. Nasıl rasyonel şekilde ifade ederiz? Burası bakın 1 bölü 2'ye karşılık gelir. Doğru mu? Çünkü 1'in bakın yarısı alınmış. Peki burada ne? 1 bölü 4'ü ifade eder rasyonel olarak. Peki bu ne? 2, 4, 6, 8 yani 2 bölü 8'i ifade eder. Peki burada ne? Bakın 3, 6, 9 yani 3 bölü 9'u ifade eder. Öyle değil mi? Şimdi buna göre bakacak olursam. Burada A sayısı belli. Bakın A sayımız ne? 1 bölü 2 yazıyorum. Şöyle 1 bölü 2 bölü. B sayımız ne arkadaşlar? 1 bölü 4. Artı diyorum. C sayımız ne? Aha işte bu. 2 bölü 8. Hatta bunu da şöyle sadeleştirelim. 1'e 4. Yani 1 bölü 4. Bunu da yazıyorum düzenli bir şekilde. Çarpı diyorum. D ne? D de eşittir. O da 3 bölü 9 yani 1 bölü 3 olacak. Bakın burası ne? 1 bölü 3 geldi. Doğru mu? Bitti. Bakın bizim o eski klasik sorular var ya. Aha işte bak bu. Ben bunu ne yapmışım? Hop problemlerle süslemişim. Olay buna dönüştürmek zaten. Şimdi buradan sonra ne yapıyorsunuz? 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 1. Bak 1 bölü 2 bölü 1 bölü 4. Çevirdik. Artı diyorum. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 3. Değil mi? Buradan ne geliyor? Hop sadeleştirdim 2. Bakın düzenleyelim. Şurada. Evet. Sıvadık iyice. Heh. Şöyle 2 artı 1 bölü 4
çarpı 1 bölü 3 oldu değil mi? Buradan sonra arkadaşlar ne olacak? Bakın şunları hemen çarpıyorum. Ne geldi? 8 artı 1 9 bölü 4 çarpı, yani 8 1 daha 9 oldu. 1 bölü 3. Bunu da sadeleştiriyorum. Sadeleştirdiğim zaman ne oldu? 3. Cevap ne? 3 bölü 4. Bu kadar. Bunları yapamayan arkadaşlar bale yapsın. Resim yapsın. Demiyorum tabii, yapacaksınız. Tabii bale yapıyor musun? Yok. Yok. Demek ki yapıyor. Evet. Ben bunu yapıyorum diyor. Evet. Zor değil. Bak sadece ne yapacaksınız? İfadelere dikkat edin arkadaşlar. Yani soruyu iyi anladıktan sonra buradakiler ne? İşlem. İşlemlere dikkat. Başka bir olay yok. Geldik 13'e. 13'e de bize diyor ki A eşittir 2 bölü 7, 5 bölü 11, eksi 4 bölü 3 olduğuna göre 6 bölü 11, 5 bölü 7, 9 bölü 13 ifadesinin A cinsinden değeri nedir? Bu sorularda bak not diyorum ki arkadaşlar, bu tarz sorularda taraf tarafa toplama ya da çıkarma işlemi yapılır. Eğer bunlar olmazsa yani fayda etmezse o zaman ne yapıyorsun arkadaşlar? Soruyu geçiyorsun. Öyle bir şey yok. Ne yapacaksın eğer bunlar olmazsa? Genişletme yap. Genişlet. Tamam mı? Genişleteceksin. Şimdi nasıl olacak? Artık soruyu biliyorum. Gördüm. Burada hemen diyeceğim ki arkadaşlar. Evet, bizim sarı bez nerede Etrebe? Evet dur. Şurayı siliyorum. Şu sarı bezden bir kurtulamadık ha. Vallahi eve gidiyorum sarı bez. Buraya geliyorum sarı bez. Yeter artık. Yeter. Şu sarı bezden bir kurtulamadık. Gerçi pislikten siyah dönmüş ama. Şimdi arkadaşlar. Evet, soru var zaten elinizde. Doğru mu? Şu sarı bezimizi de şuraya atalım. Evet. Şimdi burada bakın. A'mız zaten belli. Bunun A cinsinden değerini mi soruyor bize? A cinsinden değeri. O zaman ben buna başka bir şey diyeyim. X diyeyim. Tamam mı? Ben şimdi soruda şunu merak ediyorum. X'in A cinsinden değerini ben dedim ki taraf tarafa topla ya da çıkar. Peki buna hızı nasıl karar verirsin? Bak paydalara bak. 11-11. 6-5 daha ne yapıyor? 11. Topladığında olabilir. Bak bir de diğerine bak mesela. Burası 7, burası 7. Değil mi? Hemen topla. 2 ile 5 topla 7. Oluyormuş. Demek ki bunlar toplandığında gelecek. Bak şimdi topluyorum. Şimdi yazıyorum buraya arkadaşlar. A artı x. Bak A artı x eşittir diyorum. Paydası aynı olanlarda şöyle işlem yapıyorum. Payda 11 ya bunun. Ne? 5 artı 6. 5 artı 6 artı. Bunu hepsine böyle de artı diyebilirsin yani. 2 5. 2 artı 5 bölü 7. Değil mi? Sonrasında artı, yine artı diyorum. Topluyorum. Değil mi? Eksi 4. Eksi 9 bölü 13 yazabilirsin. E buradan sonra ne geldi? A artı x eşittir. 11 bölü 11. Bak burası 11. Arkadaşlar 1. Burası 7. 1. Burası ne? Eksi 13. Eksi 1. Peki buradan sonra ne oldu? Hop bunlar patates oldu. A artı x eşittir 1 ise x ne oldu? X'i bulmaya çalışıyorum ya. At bunu karşıya, ne gelir? 1 eksi a gelir. Bu kadar. İşte böyle maf edeceksiniz arkadaşlar. Var mı sorun? Anladın değil mi? Necda. Olay sıkıntı yok. Tamam. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın geldik 14. sorumuza. Burada da bize diyor ki aşağıda 4 eşit dilime ayrılmış 600 gram ağırlığındaki küçük pasta ve 12 eşit dilime ayrılmış 1200 gram pasta neymiş? Gram ağırlığında büyük pasta gösterilmiş. Bakın burada arkadaşlar 600 gram. Bu peki ne? 4 eşit dilime ayrılmış. Bu ise 12 dilime ayrılmış ve 1200 gram diyor. Şimdi Sevgi ile İsmail bu iki pastayı eşit olarak paylaşacaktır diyor. Sevgi küçük pastanın tamamını aldığına göre Sevgi'nin büyük pastadan aldığı dilim sayısı İsmail'in büyük pastadan aldığı dilim sayısının kaçta kaçıdır? Oba! Pasta nereden geldi? Evet, o pasta nereden geldi? Ne demek nereden geldi? Happy birthday to you. Birthday. Evet. Hadi neyse, hadi doğum günün kutlu olsun. Pastayı da hadi buradan en azından yak, üflemiş olduk. Evet, bugün doğanlar için arkadaşlar. Bugün şu an videoyu izliyorsanız ve bugün sizin doğum gününüzse benden size gelsin. Sizin yerinize ben üflüyorum. Ben dermişim kafayı. Ne? Evet tamam.
Senden de gitsin. Şimdi 4 eşit dilime ayırdık. Bakın şunlar mumlar. Boşverin artık gitti. Pasta gitti arkadaşlar. Üfledik artık mumları. Şimdi burası 4 dilime mi ayrılmış? Hop hop 4 dilime ayrıldı değil mi? 4 eşit dilime ayrılıyor. O zaman ne olur? 600'ü ben 4'e bölersem buradan ne geliyor? 150 gram geliyor. Tamam, çok önemli mi? Değil. Çünkü sevgi, şu an sevgi 600 gramı aldı, doğru mu? Bunlar eşit paylaşacak. Burada ne var? 1800 gram yok mu arkadaşlar? Eşit paylaşmak ne demektir? O zaman sevgi 200 gram daha alacak. Niye? Çünkü toplam pasta 1800. Bakın toplamını şuradan şöyle göstereyim. İkisinin toplamı 1800, 2'ye böl ne olur? 900 olur değil mi? Pardon, evet 900 olur. O zaman demek ki sevgi 300 gram da kimden alacak? İsmail'in pastasından alacak. Peki İsmail'in pastası arkadaşlar neydi? 12 eşit dilime bölünüyor. Yani 1200 bölü 12, yani 100 gram. Ne bu? Her bir dilimin ağırlığı 100 gram. Şimdi sevgi kendi pastasını aldı mı 600? Bunun üzerine de İsmail'den, bakın İsmail'in pastadan 3 dilim alıyor o zaman. Çünkü 12 dilim değil mi? Her dilim 100 gram değil mi? O zaman 3 dilim alacak. Şimdi o zaman bu durumda, bakın size söylüyorum, diyor ki bize sevgi küçük pastanın tamamını aldığına göre sevginin büyük pastanın aldığı dilim sayısı, büyük pastadan aldığı dilim sayısı ne? Aha işte burada arkadaşlar 3 dilim almış büyük pastadan. Ne diyor bize? İsmail'in büyük pastadan aldığı dilim sayısının kaçta kaçı? Peki sevgi büyük pastadan 3 dilim aldıysa İsmail kaç dilim alıyor buradan? 12 dilim değil mi bu? Yani 9 dilimde İsmail'e kalıyor. Bakın İsmail içinde İsmail 9 dilim alıyor. Yani 900 gram zaten. Bize bu neyi soruyor? Büyük pastanın aldığı dilim sayısının kaçta kaçı? E kaçta kaçı ne demek arkadaşlar? Kaçta kaçıdır? Dediğim zaman bunları oranlayacaksın. 3 bölü 9'u. Yani 9'da 3'ü. Doğru mu? Bakın İsmail'in büyük pastadan aldığı dilim sayısının, yani 9'un kaçta kaçı? 3 bölü 9'u, o da ne gelir? 1 bölü 3 gelir. Olay anlaşıldı mı? Var mı burada problem? Tamam mıdır? Güzel. Geldik şimdi 15'e. Bakın 15'in sorumuza da A, B, C reel sayılardır. Bu klasik bir soru. Karşınıza çıkarsa diye sorduğum sorulardan bir tanesi. Yani test kitaplarında çıkan, hani moraliniz bozulmasın, en azından bu soru formatında hocam böyle sormadınız demeyin diye aralara böyle atıyorum. Şimdi A artı B artı C toplamını mı soruyor bize? Burada mantık ne arkadaşlar? Ya sen buradan başlarsın, bununla bunu çarpıp, yani normal toparlama işlemiyle bu 21 bölü 17'ye ulaşmaya çalışırız. Bakın temel mantığımız bu. Mesela ben bununla bunu çarparım, 1 ile toplarım. Sonra geriye şöyle yapacağım. Yani A artı çarpıyorum. 1 bölü, bakın B çarpı C artı 1 bölü C değil mi? Bakın hemen paydaştırdım. Sonra bunu tekrardan ters çeviriyorum. A artı C bölü BC artı 1 oldu. Eşittir. Burası 21 bölü 7. Tabii ki bunu biraz daha düzenleyeyim. Bakın bu sefer bununla çarpıyorum, şöyle paydaşlıyorum. A çarpı BC artı, A'yı dağıtın, A artı C bölü B çarpı C artı 1 eşittir 21 bölü 17. Değil mi? Bu şekilde. Bakın bu birinci yol. Şimdi bunun ilk temel mantığı bu. Yani payda normalde bunu tam sayılı kesir, normal kesire çevirip işlem yapıyorum. Şimdi arkadaşlar burada alt taraf buraya eşit, doğru mu? Yani mantık olarak bakarsam bu BC artı 1 17 eşit. O zaman yazıyorum. B çarpı C artı 1 eşittir 17 ise B çarpı C eşittir 16. Değil mi? Bunu yazdık. Şimdi üst tarafta o zaman ne olacaktır? Üst tarafta 21'e eşit. O zaman yazıyorum. A çarpı B çarpı C artı A artı C eşittir 21 ise, bakın B çarpı C'yi buldum ben buradan. Neydi bu B çarpı C? Bakın burası 16 idi. 16A artı A artı C 21. Bakın şurası 21. Buradan 17A artı C eşittir 21. Değil mi? Buradan hemen değerimi veriyorum. A sayımız 1'dir. C sayımız da 21 olması için 4 olması lazım. Doğru mu? Bakın A 1 olursa 17, 4 daha 21. Bize neyi soruyor? A artı B artı C toplamını soruyor. Bakın A'yı buldum 1. C'yi buldum 4. Peki B nedir? Buradan da arkadaşlar B çarpı C 16 değil miydi? Tamam. Ben B çarpı 4 eşittir 16 ise B eşittir
4. Böyle sorun Allah belasını versin diyorsunuz. Şimdi böyle soru mu olur? Şimdi buradan arkadaşlar haklısınız. A artı B artı C eşittir 1 artı 4 artı 4'ten cevap ne gelir? 9 gelir. Tamam. Ben her zaman seni diyorum. Arkadaşlar tabii ki mantığını öğreneceksiniz. Yani burada yani bu soru gelir mi diye sorarsanız gelmez. Ama bizim bak ben burada soru çözerken size bir şeylerin yani matematikte bir şeyleri yapabilmenin de yolunu gösteriyorum. Yoksa amaç bu, burada sadece soru çözmüyoruz. Konuyu anlatmıyorum sadece. Yani senin burada almış olduğun şeyler ileride ya da geride arkadaşlar sana bir şeyler katması. Yani farklı düşünmeyi öğretmeye çalışıyorum. Yoksa bu sorunun aynısı gelmez ki. Nasıl düşünebilir? Nasıl çözüm yolu üretebilirsin? Olay yani bu şekilde düşünmeniz lazım. Şimdi tam bu birincisi. Peki özel olarak nedir? Özel yol, IBAN yolu, IBAN. Ver bunda. Buna IBAN değer be. Bunda bir IBAN gider değil mi? IBAN gitmez mi? Aha bak sorunun çözümüne bak. Sorunun çözümü aha bu. Kimse belki bir şey anlamadı ama burada vereceğimle herkes aydınlanacak. Aa diye gözler açılacak. Evet IBAN'a değer. Ver o zaman yandır. Yandır yandır. TR çift 0 20. Tamam mı? Bir sonrakinde şu dördünü vereceğim. Böyle böyle tamamlayacağız. Sonra benimkini ver. Tamam. Şu an sen benimkini ver de sadece. Şimdi ne yapacağız burada? Bakın burada arkadaşlar tersten gitme var bir de tersten. Ne demek biliyor musun? Bu nasıl bir kesir? Bu nasıl bir kesir? Tam sayılı kesir. Tam sayılı. Bak A artı 1 bölü B artı 1 bölü C. Tam sayılı. Ben olayı buradan başlıyorum. Tersten gidiyorum. Tam sayılı kesiri çeviriyorum. Neyi biliyor musun? Normal şurada 21'i ne yapacağım? 17'ye bölüyorum. Kaç kere? Bir kere. 17. Kalan ne? 4. Demek ki bunu nasıl yazıyoruz biz arkadaşlar? Yani bakın 21 bölü 17 eşittir diyorum. Bir tam önce burası yazılır. Değil mi? Bölmede öğrettim bunu. Önce bu sonra bu bölü bu. Yani artı 4 bölü 17. Bak bir şey çıktı ortaya. Kim çıktı biliyor musun? A çıktı. A1. Aha bak. Aha bu da ispatı gördün mü? Sonra olayı bak buna çevireceğim. Dedim ya burada bak. Burası ne? 4 bölü 17 de burası 1 ama. O zaman ona göre düzenliyorum. Eşittir diyorum. Bu da şudur. 1 artı 1 bölü. Hop bunu aşağı attım. 17 bölü 4. Peki arkadaşlar 17 bölü 4 diye vermiş miyim? Hayır. O zaman ne yapıyorum? 17'yi 4'e bölüyorum. Kaç kere? 4 kere 16. Kalan ne? 1. Bunu da tam sayılı olarak yazalım. Nasıl yazılır bu da? Bakın eşittir diyorum. 1 artı 1 bölü. 17 bölü 4 olan yeri ne yazacağım? 4 tam 1 bölü 4. Bak 4 tam 1 bölü 4. Aha çıktı işte. Tersten gittim başa geldim. Gördünüz mü? Yani burada arkadaşlar A'nın değeri. Aha bu A. Bak A. İşte bu ne? B. Hadi bakalım bu ne? C. Topla bakalım. A, B, C. Yani kaç oldu? 9 oldu. Gerçekten de 9'muş değil mi? Aha işte bak çözüm bu kadar. Gördün mü? Arkadaşlar verdiğim özel yollar hayat kurtarır. Ona göre. Tamam. Hızlandırır. Yani şunu diyorsunuz. Hocam önce özel yolu verseniz ya da bize özel yollarla işte atıyorum çıkarttığınız bir kitabınız var mı falan diyorsunuz ya arkadaşlar hep özel yollar. Evet özel yollarla ilgili şunu söyleyeyim. Taktikler kitabının içerisinde bunlar zaten özel yolların hepsini anlatıyorum. Bak taktikler serisinin içerisinde özel yollar var. Ama hani şunu istiyorsanız ben şunu sevmiyorum. Onu da söyleyeyim. Bir şeyin direkt olarak özel yolunu vermeyi evet her birçok şeyin özel yolları zaten bunlar şöyle söyleyeyim benim hani nedir tecrübeler ya da atıyorum kendi kendime uğraşlarımın bulmuş olduğu şeyler bunu sadece vererek göz boyamak istemiyorum. O tarz şeylerden arkadaşlar genelde uzak duruyorum çünkü onlar size matematik öğretmez. Size matematik öğren yani öğrendiğini sanarsın ama hiçbir şey öğrenmezsin onu söyleyeyim. Onlar sadece bakın belli şeyler belli özel hani bazen ben görüyorum 3 saniyede şu soru çözme 5 saniyede bunu çözme. Bunlar arkadaşlar size bakın özellikle yeni öğreniyorsanız şunu söyleyeyim kesinlikle en büyük zararı matematik adına onlar verir çünkü matematik öğretmez. Sadece o soruya uyarlanmış belli soruya uyarlanmış şeylerdir. Onlarla da soru çözemezseniz zaten ÖSYM'de o tarz şeylerde zaten sormuyor. Ha sen mesela adamın kitabını alıyorsun ya da ona uygun soruları çözüyor. O şak 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 çözüyorsun. Sınava bir giriyorsun patlıyorsun.
Onlara dikkat edin. Ben size uyarayım. Matematikte arkadaşlar tek yapman gereken alacaksın, mantığını öğreneceksin. Bak diyeceksin ki bu adam bunu niye buradan böyle yaptı? Eğer sen buna cevap veriyorsan doğru yoldasın. Bak şimdi yeni öğreniyorsundur ama sen burada cevap veriyorsun. He tamam, bu buradan geliyor. Ya da atıyorum ben sana ben bunu niye bunu böyle yazıyorum dediğinde, hocam bu tam sayılı kesire çevirme diye bunu eğer anlıyorsan doğru yoldasın. Yoksa ezberliyorsan, ya demek ki böyle sorularda böyle olacak. Bir artı bu niye böyle yazılıyor? Bir tam da bu 1/4/17. Ne demek? Bu tam sayılı kesir demek. Anlaşıldı mı? Böyle öğreneceksin. Sorgulayacaksın. Zorlanabilirsin. Normal arkadaşlar. Herkes matematik yani öğrenerek doğmuyor. Herkes doğduğunda matematik bilmiyor. Öyle bir yok yani. Öyle bir insan tipi, öğrenci tipi, öğretmen tipi yok. Herkes uğraşarak yapıyor. Sizin de tek yapmanız gereken uğraşmak. Birazcık tabii ki kimisi bir saat uğraşır, kimisi bir hafta uğraşır, kimisi atıyorum bir ay uğraşır. Ama önemli olan çalışmanız. Yani siz ne kadar bu derse emek verirseniz o da size karşılığını verir. Hani X'e değer verdiğiniz zaman arkadaşlar değer göremiyoruz diyen yoktur yani. Bak başkasına değer veriyorsun diyor ya, sana değer verip diyor aşkı bulacağıma diyor X'e değer verip Y'yi bulsaydım şu an yani kim bilir nerelerde olurdum, zalimin kızı. Yani öyle bakacaksınız olaya. Tamam mı? X'e değer verin, karşılığını alırsınız. Matematiğe değer verin, karşılığını alırsınız. Ama karşı tarafa değer verirsin, karşılığını alamayabilirsin. Ama matematikte öyle bir şey yoktur. Matematikte kesin karşılığını alırsın. Bana felsefe yaptırdınız. Bak bir özel yoldan. Evet. Evet, geldik şimdi başka bir yere. Neyse bunu ayrı konuşuruz, ayrı bir videoda. Şimdi geldik 16'ya. Arkadaşlar Şenol Bey diyor, arsasını aşağıdaki gibi eşit parsellere ayırıp 5 çocuğuna paylaştırıyor diyor. Bak Şenol Bey arsasını aşağıdaki gibi eşit parsellere ayrılıp 5 çocuğuna paylaştırıyor. Şurada şey yok da paylaştırıyor. Tamam mı? Şimdi daha sonra ne yapıyor? Sonra diyor pay sahiplerinden biri olan İlhan Bey sağ payını oğulları Gökhan, Caner ve Oğuzhan'a eşit bir şekilde pay ediyor. Buna göre Caner'in payına düşen kısmın tüm arsa oranı kaçtır? Şimdi işte rasyonel sayılar burada devreye giriyor. Bak şimdi arkadaşlar Şenol Bey varmış. Arsasını önce ne yapmış? Eşit parsele ayırıp 5 çocuğuna dağıtmış. Bu adam ne yapıyor? Bu adam arkadaşlar bak Şenol 5 çocuğuna payını dağıtıyor. Bir olsun bu arsa. 5'e bölüyor, doğru mu? Bunun çocuğu var. Kim arkadaşlar bu? Bu da bunların içerisinde İlhan Bey var. Tamam mı? Çocuğu bunun. Bu da payını oğulları Gökhan, Caner ve Oğuzhan'a eşit bir şekilde paylaştırıyor. Yani buradan kim? İlhan diye biri var. İlhan Bey. İlhan. Bu 1/5'lik payına düşen payı ne yapıyor? Çocuklarına paylaştırıyor. 1, 2, 3. Yani 3 çocuğu olduğu için 3'e bölüyor. O zaman ne olur? Her bir çocuğu 1/15'lik bir pay alır. Bak gördünüz mü? İşte rasyonel sayıdır bu. Buna göre Caner'in payına düşen, arkadaşlar Caner çocuklardan biri değil mi? İşte bu çocuklardan birinin payına düşen bu zaten 1/15. Olayı anladınız mı? Önce 5'e bölüyor, o 5'i de 3'e bölüyor. Yani 1'i 5'e böldü. Burada her bir dilim 1/5. Sonra arkadaşlar bunların içerisinde bir tanesi var. Oğlu bunu da 3'e bölüyor. İlhan Bey de 1/5'lik kısmı 3'e bölüyor. 1/15 yani arsa 1'di 15'e bölündü. Yani her bir çocuk, buradaki çocuklar 1/15'lik kısmını almış oluyor. Bu kadar. Tamam, olay bu. Güzel bir soru, bakın sınav formatında, bilginiz olsun. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın geldik 17. sorumuza. Burada bize diyor ki şekildeki sayı doğrusunda -2 ile -1 arası 3 eşit parçaya, 0 ile 1 arası 4 eşit parçaya ayrılmıştır. Buna göre x çarpı y çarpımının sonucu diyor kaçtır diyor. Bakın x çarpı y çarpımını soruyor. Şimdi bu sayı doğrusu üzerindeki işlemleri nasıl yapacağız? Arkadaşlar zor değil. X'i bulmak istiyorum. Bak hemen dikkat. Aradaki mesafe ne? 1 birim. Hemen 1'i ne yapıyorum? 1, 2, 3. 3 eşit parçaya bölünmüş. Bu ne? Aralık uzunluğu. Bakın burası, yani benim için şöyle yazayım, x tarafından aralık uzunluğu oluyor. Bak aralık uzunluğu. Aralık uzunluğu neymiş? 1/3. Peki şimdi x'i oluşturalım. Hadi bakalım x'in olduğu yer neresi? Arkadaşlar x'i buluyorum. X'in tam kısmı ne? -2. -2'den kaç gitmişim x'e ulaşmak için?
bir tane ilerlemişim. O zaman buraya ne ekliyorum? 1 bölü 3. Bitti. E bu işlemi de yapalım. Hop ne oldu? Eksi 6 artı 1 bölü 3'ten. O da ne geldi? Eksi 5 bölü 3. X'i buldum. Geldim neye? Y'ye. Bakın Y. Aralık uzunluğunu bul. Hemen aralık uzunluğu. Ne demek? Kaç parça ayrılıyor? Buradaki bakın. X ile Y arası 1 değil mi? 0'dan 1'e 1 var. 1 birim. Kaça bölmüşüz? 1, 2, 3, 4. 4'e bölmüşüm. Bak 1, 2, 3, 4 tane eşit diyor ya. 4'e böldüm. O zaman her bir birim, yani her bir aralık 1 bölü 4. Peki ben buradan arkadaşlar Y'yi bulalım. Bakın Y nedir? Y eşittir diyorum. Sıfırdan git ya da buradan git fark etmez. Sıfırdan gidersen bunu şöyle sayacaksın. 1, 2, 3. 3 tane aralık var. Yani ben sıfıra 3 tane 1 bölü 4 gidiyorum. Yani 3 tane 1 bölü 4. Anlaşıldı mı? 3 gittiğim için söylüyorum. Bu da ne geldi? 3 bölü 4. Neyi soruyor bana? X çarpı Y. Al. X çarpı Y. Bakın. Eksi 5 bölü 3 ile 3 bölü 4'ü çarpıyorum. Çat bunlar gitti. Cevap ne geldi? Eksi 5 bölü 4. Bu kadar. Oldu mu? Burçin. Anladın değil mi? Tamam. Güzel. Doruk. Sen de anladın. Harika. Etrafa sen? Aferin o zaman. Hadi bakalım geçtik o zaman. 18 bakın. Geldik yine problem tarzına. Bakın sınav formatına güzel bir soru arkadaşlar. Rasyonel sayılar. Hocam buna ne olmuş bu rasyonel sayıları? Bunlar bizim bildiğimiz gibi değil. Demeyin. Böyle çözmemiz lazım. Böyle sınava hazırlanmamız lazım. Yoksa ben bilmiyor muyum şöyle 4 tane basit basit soru yazıp çözüp geçmeyi? Ama bunları öğreneceksin ki sana bir şeyler katsın. Bakın geldik 18'e. Bir aracın diyor eşit aralıklarla bölünmüş benzin göstergesindeki kırmızı ibre deposundaki benzin miktarının dolu depodaki benzin miktarına oranını göstermektedir. Şimdi arkadaşlar diyor ki bak aslında yaptığımız bakın hayatımızın her şeyin içerisinde matematik var. Şimdi artık bundan sonra ibreye bakarken başka gözle bakacaksınız. Bakın diyor ki bu kırmızı ibre bu depodaki benzinin tamam mı deponun yani deponun miktarının içindeki benzin miktarına oranını belirtiyor diyor. Öyle diyor ya bak burada benzin göstergesinde kırmızı ibre depodaki benzin miktarının dolu depodaki benzin miktarına oranını göstermektedir. Deposunda bir miktar benzin bulunan bir araç bir akaryakıt istasyonuna uğrayıp çeyrek depo benzin aldıktan sonra göstergede oluşan görüntü aşağıda verilmiş. Normalde arkadaşlar bizim depomuzda bir benzin var. Ondan sonra gidiyorum benzinliğe. Çeyrek depo benzin alıyorum. Çeyrek depo. Çeyrek depo ne demek arkadaşlar? 1 bölü 4 değil mi? Aha işte bu kadar. Yani çeyrek depo demek bu yarım. Aha bu da çeyrek yani 1 bölü 4. Yani 1, 2, 3, 4 tane benzin almışım. Yani 4 aralık benzin almışım gibi düşünün. Şimdi aldığımda buraya geliyor doğru mu? Şimdi bana neyi soruyor? Buna göre araç bu istasyona geldiğinde kırmızı ibrenin gösterdiği değer diyor kaçtır? Arkadaşlar bak şimdi şöyle düşünün. Çeyrek depo 1, 2, 3, 4. Ben benzini aldım. Aha burası oldu ibre. Şimdi ibreyi eski haline getiriyorum bak. 1, 2, 3, 4. Hani çeyrek depo ne demekti? 1, 2, 3, 4 birim ya. Çeyrek gelin 1, 2, 3, 4. Yani aslında ibre bakın başlangıçta ben bunu siyahla göstereyim şöyle. İbre buradaymış. Öyle değil mi? Aha da buradaymış. Hadi bunu şimdi rasyonele çevirelim. Rasyonele nasıl çevireceğim? Aha bak yazıyorum. Arkadaşlar buradaki aralık ne? Daha şurada çözdüm. Bak gördünüz mü? Şimdi aralık uzunluğu ne? Aralık uzunluğu. Aha şu. Sıfırdan bire bir. Kaç? Kaça bölünmüş bu bir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Her bir aralık 1 bölü 16 değil mi? O zaman arkadaşlar başlangıçtaki benzin miktarı oransal olarak ne? Aha yazıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 1 bölü 16'ymış. Değil mi? Aha da bunlar birbirini götürdü. Cevap ne geldi? 3 bölü 8. Soruya bakarsın arkadaşlar soru mu diye. Yani bir bakıyorsun upuzun soru. Şekilli şükilli. Aha işte aha bu kadar arkadaşlar. 3 bölü 8 işte. Olay bu. Yani başlangıçtaki benzin miktarı oransal olarak ne? Gösterdiği değer 3 bölü 8. Tam da işte buradaymış. Tamam. Olay şimdi anlaşıldı mı? Yani rasyonel düşünmek bu şekilde oluyor. Yani bu şekilde bakacaksınız olaya. Şimdi geldik 19. sorumuz. Bakın burada da bize diyor ki
şarj kapasiteleri aynı olan A, B ve C pillerinin şarj göstergeleri sırasıyla 3, 4 ve 6 eş parçaya ayrılmıştır gördüğünüz gibi. Ve diyor dolu kısımlar yeşil ile gösterilmiştir. Tam dolu olacak şekilde şarj edilen bu 3 pilin bir süre kullanıldıktan sonraki şarj göstergeleri aşağıdaki gibidir. Ya normalde bu piller dolu, tamam mı? Arkadaşlar kullanılmış, bunlar dolu kısım bu kalmış, bunda bu kalmış, bunda bu kalmış. Buna göre bu 3 pilin toplam şarjının kaçta kaçı kullanılmış? Bak söylüyorum size, şimdi düşünün. Burasına ben bir tam dolu, her şeyin tamamı birdir oransal olarak. Şimdi bunun boş olan yerini bana söyleyin desem. Burası ne arkadaşlar? 3'e bölündüğü için 1 bölü 3. Peki buradaki olay ne? Şimdi şöyle düşünün. Hatta ben size her bir bölmeden yola çıkayım. A pili için bakın her bir bölme, bakın her bir bölme. Bak aynı mantık. Hani aralık aralık dedim ya, aha bu da aralık işte. Her bir bölme, her bir aralık. Yani 1 bölü 3 değil mi? Peki arkadaşlar B pilinde bu ne? Kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4 ya. 1 bölü 4. 1 bölü 4'lük kısım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman bundan olacak? Bakın 1 bölü 6. Her bir bölme 1 bölü 6. Şimdi size soruyorum. Bakın boş kısım dediğim zaman arkadaşlar boş kısımlar ne? Abi bir tane, bir tane, bir tane. Ama bunun biri 1 bölü 3. Ama bunun biri 1 bölü 4. Bunun birini 1 bölü 6 rasyonel çözüyorum bölü. Peki diyor ki bu 3 pilin toplam şarjının kaçta kaçı? Arkadaşlar bu pilin toplamı ne? Burası 1, burası 1, burası 1 değil miydi? Tamam 1 artı 1 artı 1. Bu 3 pilin tamamı bu. İşte oransal olarak boş kalan bakın ne diyor? Kaçta kaçı kullanılmıştır? İşte bunlar kullanılan yeşil olanlar içinde olanlar. O zaman buradan... Al bak gördün mü rasyonel döndü. Hemen bunu 12'ye götürüyorum. 4 bakın 3 2 ne oldu? 4 artı 3 artı 2 bölü 12 bölü 3 eşittir diyorum. Bakın 9 bölü 12 bölü 3. Bunu da hemen şöyle yazacak olursam 9 bölü 12 çarpı üst aynı anda duruyordu alt şöyle ters şey dönüyordu 1 bölü 3. Hop sadeleştirdim bakın 3 sadeleştirdim 4 ne diyor? Aha işte arkadaşlar neymiş? Bu 3 pilin toplam şarjının kaçta kaç kullanılmış? 1 bölü 4'ü kullanılmış, tamam mı? Böyle yazabilirsin. Ha hocam bak niye? Çünkü konu rasyonel. Rasyonel sayılar olduğu için rasyonel çözüm gösterdim. Olmasaydı ne olurdu? Ya bak bu 3'e, bu 4'e, bu 6'ya bölünmemiş mi? Hani başka bir yine pasta sorusunda çözmüştüm hatırlayın. Burası diyelim başka bir çözüm istiyorsun. Al hocam bunun başka yolu yok mu? Diyenlere gelsin bu. Şimdi burada ne? Burası 3, burası 4, burası 6 parça değil mi? 3, 4 ve 6 kaçta eşitlenir? 12'de. O zaman diyorum ki arkadaşlar ben burayı şöyle çözüyorum. Burayı 2 ile bakın kaç demiştim? 12'ye götürüyorum. Burayı 4 ile diyorum. Burayı 3 ile, burayı da 2 ile. Al o zaman buradaki her biri diyelim. Bak 4, bu her biri 3, bunun her biri 2. Değil mi? Bakın şimdi yazıyorum. Direkt özel olarak, hızlı olarak tamam mı gösteriyorum. Bu rasyonel çözüm. Peki özel yol ne? Al özel yolda değer ver bu şekilde. Şimdi bak 12, 12, 12 eşitledim mi? Eşitledim. Bunun her biri 4 mü? Aha yazıyorum şimdi. 4 artı kullanılan, hani kullanılanı soruyor ya. 4'ü gitti, 3'ü gitti, 2'si gitti. 3 artı 2 bölü. Peki bunların 3'ünün tamamı ne? 12, 12, 12. Yani... 12, 12, 12. 4, 7, 9 bölü 36. O da nedir? 1 bölü 4. İşte 1 bölü 4'lü kısmı olmuş, hallolmuş. Olay anlaşıldı mı? Var mı problem? Harikasınız. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar geldik bakın 20. sorumuza. Bize burada diyor ki, ML diyor, içtiği su miktarını hesaplayabilmek için şekilde verilen su şişesinin dik dairesel silindir biçimindeki 2 litrelik kısmını önce 4 eşit parçaya sonra da her bir parçayı 5 eşit parçaya bölerek ölçeklendirmiştir. Emel içinde 2 litre su bulunan şişesindeki suyun bir kısmını içtikten sonra şişede oluşan görünüm aşağıda verilmiştir. Buna göre Emel bu şişeden kaç litre su içmiştir? Başlayacağım şimdi Emel'ine de suyuna da diyorsunuz. Arkadaşlar bakın. Aslında güzel bir bak güzel bir soru, güzel bir problem yani rasyonel tarzda problem. Şimdi buradaki olay ne? Rasyonel sayıların mantığında bir değişiklik yok.
Ne dedim? Eşit bölmelendirme olayları üzerine kuruludur. Yani burada 2 litrelik bir su var, şişe var. Bu şişenin içerisinde tekerleme gibi oldu ya. Vallahi en uyuz olduğum şu su şişesi, şişe, su, şişe falan var ya. Tekerleme var. Bununla ilgili sürekli o şey geliyor aklıma böyle. Bak şimdi. Burada 2 litrelik bir su şişesi var arkadaşlar. Bunu ne yapmışız? Ölçeklendirmişiz. Nasıl ölçeklendirmişiz? Önce 4 eşit parçaya, sonra da bak şuradaki gibi düşünün şöyle. Şunlar, bakın şu kırmızıyla olanlara dikkat edin. Tamam mı? 1, 2, 3, 4 eşit parçaya, sonra da her bir parçayı 5'e bölmüşüz. O zaman aynı biraz önce çözdüğüm gibi aralık olarak bakarsam, aralık yani aralık uzunluğu, önce buradaki 2 litre, önce 2 litreyi ben kaça bölüyorum? 1, 2, 3, 4. Hani burası normalde 0 ya, burası 2. Uzunluk ne? 2. 2'yi önce ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4'e bölüyorum. Sonra da bunu kaça bölüyorum? Her böldüğümü bir de her aralığı 1, 2, 3, 4, 5 aralığa bölüyorum. Şöyle. O zaman buradaki her bir bölme olayı, bak burası 1 bölü 2 ya, 1 bölü 10 oluyor. Doğru mu? Her bir aralıktaki su miktarı 1 bölü 10. Bunu litre olarak yazarsam, litre olarak yazarsam da bu rasyon olarak 1 bölü 10. Ben bunu atıyorum ondalıklı yazarsam da nedir? 0,1'dir gibi düşünebilirsiniz. Buna göre Emel bu şişeden kaç litre su içmiştir? Arkadaşlar içilen su ne? Hadi bakalım aralık 1 bölü 10 ya. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu çizgi 8. çizgi. O zaman içilen nedir içilen? Şu değil mi? 8 çarpı 1 bölü 10, o da nedir? 4 bölü 5. Olay anlaşıldı mı? Bakın 4 bölü 5 bunu litre olarak ondalıkta da sorabilir. Ondalıklı olarak yazarsam da 0,8 litre olmuş. Tamam mı? Şıklarda hangisi varsa. Ondalıklıysa 0,8. Tam bu şekilde rasyonelse 4 bölü 5 olarak düşüneceksiniz. Yani soru uzun değil mi? Çok uzun gibi duruyor. Evet uzun soru. Ama arkadaşlar bakın korkmayın. Bak ben size olimpiyatları hazırlamıyorum. Sınava hazırlıyorum. Sınavın olayı da mantığı da bu. Tamam mı? Rasyonel sayılarla ilgili. Geldik şimdi 21. sorumuza. Bakın burada da diyor ki bize Zeynep diyor 24 beyaz eş kareden oluşan bir tablonun bazı karelerini mavi renge boyamış ve boyadığı kare sayısının tüm kare sayısına oranını 1 bölü 4 olarak bulmuştur. Şimdi arkadaşlar bazılarını boyamış maviye. Diyor ki mavileri bakın mavi renge boyanmış ve boyadığı kare sayısının tüm kare sayısına oranı 1 bölü 4. O zaman şöyle boyanan bölü bakın boyanan bölü tüm kare 1 bölü 4 ise burada kaç tane kare var? 24 değil mi? O zaman boyanan bölü 24 eşittir 1 bölü 4 ise sadeleştir. Maviye boyanan 6 tane ne var? Kare var. Soruya devam ediyorum. Sonra yalnızca bazı kareleri kapatacak biçimde bu tablonun üzerine gri renkli bir etiket yapıştırmış. Ve aşağıdaki görünümü elde etmiştir. Yani bundan 6 tanesini maviye boyuyor. Buraya griyi arkadaşlar yapıştırıyor. Ve ne diyor? Bu görünümü elde ediyor. Buna göre diyor etiketin altında kalan bölgedeki mavi renk. Kaç tane mavi renk var etiketin altında? Burada 4 tane mavi var. Çünkü 2 tanesi burada. Doğru mu? Etiketin altında kalan bakın bölgedeki mavi renkli kare sayısının bu bölgedeki tüm kare sayısının oranı nedir? Oranı soruyor değil mi? Bakın mavi bölü tüm ama ne için? Etiket için. Bakın bu etiket için bu. Tamam mı? Etiketin altında arkadaşlar kaç tane mavi var? 4 tane. Peki etiketin altında kaç tane kare var? Hadi hesaplayalım. Aha bakın burası ne? 3 kare. Burası da 4 kare. 4 çarpı 3, 12. O zaman cevap ne gelir? 1 bölü 3 gelir. Tamam mı? Bakın arkadaşlar bazılarınızın, yani bazılarınızda eğer elinizde föyler varsa bazılarınızda hani 1 bölü 6 olarak görünüyor cevap ama değil. 1 bölü 3 olacak. Tamam bunu da söyleyeyim. En azından buradan düzeltmesini söyleyeyim. Yani cevap anahtarında 1 bölü 6 olarak gözükenler. Bak şöyle düşünün. Burasını soruyor. Onun için 4 bölü 12'den 1 bölü 3 geliyor. 1 bölü 6 değil. Buradan da söylemiş olayım. En azından düzeltmesini. Tamam mıdır? Olay bu işte. Zor mu? Değil. Soruyu anlayacaksınız arkadaşlar. Soruyu anladıktan sonra gerisi patatese bağlı. Şimdi geldik. Neredeyiz?
Rasyonel sayılarda sıralama. Bakın rasyonel sayılarda sıralama olayları nasıl yapılıyor? Arkadaşlar bunlar hep söylediklerim pozitif sayılar için geçerli. Eğer ki bir rasyonel sayıda paylar eşitse, payda büyüdükçe sayı küçülür. Kesir küçülür. Eğer paydalar eşitse pay büyüdükçe ne oluyor? Kesir ne oluyor? Giderek büyüyor. Şimdi ÖSYM tabii ki bize sıralamayı direkt olarak yani sayıları verip de sıralayın diye sormaz. Biraz böyle yorumsal sorabiliyor. Yani birazcık şöyle düşünerek arkadaşlar o sıralama mantığını çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Eşitsiklerde de göreceğiz. Şimdi sorumuz şu. Bak yine burada aynısını söyleyeyim. Şimdi paydası eşit olan kesirlerden payı büyük olan kesir daha büyük. Payları eşit olan kesirlerden paydası küçük olan kesir daha büyüktür. Bu ne pozitif kesirler için? Eğer kesir negatifse ne olacak? Pozitifmiş gibi düşün. En sonda eşitsizliği yön değiştir. Tamam mı? Pozitif gibi sırala. Negatifse eşitsizliği yön değiştir. Sorumuz şu. Diyor ki bize x 5 bölü 3 y 7 bölü 4 y z'nin 11 bölü 6 olduğuna göre x y z'nin küçükten büyüğe doğru sıralaması. Ya payı ya da payda eşitleyeceksin burada. Hemen eşitliyorum. Bakın 12'yi götürüyorum. 4, 3, 2. Buradan ne geliyor? X eşittir 20 bölü 12, y eşittir arkadaşlar 21 bölü bakın 12 ve z de ne geliyor? Z eşittir 22 bölü 12. Sıralayalım. Küçükten büyüğe doğru. Bakın burada kimdir? En küçük olan x, sonra arkadaşlar y, sonra z. Yani küçükten büyüğe sıralaması da x küçüktür y, o da küçüktür z olacak. Olay bu. Anlaşıldı mı? Tamamdır. O zaman burada duralım. Bir sonrakinde arkadaşlar rasyonel sayıları komple mahvedeceğiz. Bir şey kalmadı artık. Bakın sonlarına doğru gelmeye başladık. Bir sonraki arada kısa bir ara verip bir sonraki arada görüşmek üzere. Hadi bakalım görüşürüz.